Bildiğiniz üzere şu anda Bitcoin yeni ota seviyelerine ulaşmış durumda. Ancak aynı şeyi Ethereum için söyleyemeyeceğim. Ethereum şu anda 4000 dolar seviyesinde aslında bir konsolidasyon seviyesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve burada aslında zorlandığını söylemek istemiyorum ancak bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğu bariz. Bugün sizlerle beraber Ethereum hakkında Ethereum'un ilerleyen zamanlarda hangi fiyat defterinde görebiliriz? Ethereum'da neler görebiliriz? Aşağı yönlü mü ilerleyeceğiz yoksa bunun hakkında konuşacağım. Ethereum'un 4000 dolar seviyesi öncelikle bir psikolojik seviye. Psikolojik seviye olmasının yeni sıra gerçekten güçlü bir Fibonacci seviyesinin aynı zamanda bir haftalık seviyenin de bulunduğu nokta. Yani Ethereum'un aslında burada bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olması gerçekten çok normal. Buradan günlük grafiğe de geçtiğimizde aslında Ethereum'un bir yükselen kanal formasyonu içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Sizlerle buradaki analizimde bugün sizlerle kısa, orta ve uzun vadede Ethereum'da hangi fiyatları görebiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ancak burada sizlerle beraber fiyat aksiyonuna geçmeden önce e, Ethereum'u ilgilendiren birkaç haberden de bahsetmek istiyorum sizlere. Aynı zamanda hatırlatmak istiyorum ki bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz analizlerimle devamını görmek için kanalıma abone olup çanlarını açmayı unutmayın lütfen. Bitcoin'de yaşanan son zamanlardaki fiyattaki bu muhteşem yükselişin en büyük rol oynayanlardan bir tanesinin ben Bitcoin ETF haberleri olduğunu düşünüyorum. Ancak... Ethereum'un kendi ETF'sinin haberleri ise şu anda bazı sıkıntılar içerisinde. İnsanlar bunun için kuşku duyuyorlar. Yani Ethereum'un böyle bir yükseliş yaşamayı Bitcoin'in böyle bir yükseliş yaşaması aslında biraz da haberlerden kaynaklanıyor. Yani Ethereum'un aslında burada all time high seviyesinden ya yani ulaşabileceği fiyatlardan uzakta olduğunu düşünüyorum ben. E, açıkçası bu Ethereum'da çıkan haberler şu anda buna yardımcı olmuyor. Genel olarak burada... Şu anda konuştuğumuz boğa marketinde boğasal haberler yapılması gerekirken Ethereum için şu anda bunun tam tersi yapıldığını söyleyebilirim. Ancak ben yine de Ethereum ETF'sinin kabul edilmesinin bu sene içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ben buna ihtimal veriyorum. En kötü 2 sene içerisinde bunun kabul edileceğini düşünüyorum. Yani Ethereum ETF'sinin kabul edilmesi benim için e, açıkçası sürpriz olmazdı. Ben bunun yaşanmasını bekliyorum zaten. Ve ben açıkçası burada yaşadığımız boğa marketinde Ethereum'un bin dolara kadar ulaşabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten kanalımı bir süredir takip ediyorsanız Ethereum için 2024-2025 planım hakkında bir video yüklemiştim sizlere. O videoyu izlerseniz zaten bunlardan bahsediyorum. Ancak yine de dediğim gibi Ethereum bence gerçekten çok ciddi fiyatlara kadar ulaşacaktır bu boğa döngüsünde. Şimdi ise Ethereum'da biraz da fiyat aksiyonundan biraz da grafiklerden bahsetmek istiyorum sizlere. Zaten hepinizin beklediği e, videonun konusu da buydu aslında grafikler. Ethereum'daki grafikler şu anda gerçekten bana e, çok güzel, gerçekten çok boğasal sinyaller veriyor. Ben bu videoyu kaydetmeden önce biraz Marzal GPT'yi kullanıyordum. Marzal GPT'nin ne olduğunu bilmiyorsanız Chat ChatGPT'nin kripto paralara özel versiyonu ben ve ekibim geliştirdik. Bunu da bir Telegram botu olarak ücretsiz bir şekilde sizin kullanımınıza sunduk. E, Marzal GPT'ye açıklamadaki bundan bağlantıyla ulaşabilirsiniz. Buradaki botu slash analyze komutuyla birlikte istediğiniz e, kripto para birimini analiz ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu botu... Türkçe'de kullanabiliyorsunuz. Türkçe komutlarla burada işlem yapabiliyorsunuz. Yani slash analiz komutuyla da bu botu kullanabiliyorsunuz. Bizlere burada verdi. Kar alma noktaları, stop loss noktalarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu botla karşı sohbet edebiliyorsunuz kripto paralar üzerine. Mesela e, buradaki işlem için bizlere güzel bir risk planlaması yapmasını isteyebilirsiniz. Dediğim gibi bu botu karıştırdıkça bence daha fazla daha iyi bir şekilde kullanmaya başlayacaksınız. Daha iyi yararlanmaya başlayacaksınızdır. Burada bizlere verdiği grafiklerin daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Veya trading view üzerinden direkt analiz yaptığı grafiği de görebiliyoruz. Aşağıdaki bağlantıyla Marzal GPT'nin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Ve Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz Marzal GPT'ye. Ben bu botun başlangıç seviyesi olsun, orta veya ileri seviye traderlar için olsun hepsinin işe yarayacağını, işine yarayacağını düşünüyorum. Bu yüzden bence denemelisiniz. Şimdi ise sizlerle beraber Ethereum'un buradaki 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Ethereum buradaki 4 saatlik grafikte dediğim gibi 4000 dolar aşmakta zorlanmıyor ancak bir konsolidasyon seviyesi içerisinde de olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda burada 3950 dolar seviyesindeki gerçekten ciddi bir bölgenin de üzerine çıkmış durumda. Bu da iyi bir haber bizler için. Ve açıkçası buradaki potansiyel fiyat hedefi zaten yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştiği için bence Ethereum buradaki fiyat hedefine ulaşacaktır. Benim bir sonraki fiyat hedefim burada Ethereum'u dolduracağı boşluk olacaktır aslında. Yani Ethereum 4150 dolar seviyesinde görebileceğimiz düşünüyorum. Ethereum'daki yukarı yönlü momentum devam edecektir. Ancak sizlere günlük grafikte e, bir yukarı yönlü bir paralel formasyon göstermiştim. Buradaki kanal formasyonu aslında bizlere e, Ethereum burada destek seviyesine kadar gerilerse, yani burada e, bir reddedilme eşliğinde destek seviyesine kadar gerilerse 3500 3550 dolar seviyelerine kadar açıkçası bu sizi korkutmasın. Bence bunun yaşanması gerçekten sağlıklı olur zaten. Yani söylediklerimi toparlamam gerekirse 3950 dolar seviyesinin altına düştüğümüzde keskin bir hareketle 3500 dolar seviyesine kadar gerileyebiliriz. Ben açıkçası bunun olağan olduğunu düşünüyorum. Ancak 3950 dolar seviyesinin üzerinde kaldığımızda 4150 4200 dolar seviyeleri benim için fiyat hedefleri olacaktır. Aynı zamanda sizlere hatırlatmak istiyorum ki şu anda Bybit'te 500 dolarlık gerçekten çok güzel bir e airdrop bulunuyor. Bu airdropu Bitcoin USDT paritesi üzerine perpetual işlemlerde kullanabiliyorsunuz veya o işlemi satıp başka işlemlerde geçirebilirsiniz. E buradaki Airdroptan faydalanmak için aşağıda benim bağlantıma Bybit'e kayıt olup 100 dolarlık bir depozit yapmanız lazım. Daha sonra ise bu airdroptan faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda airdroplardan bir tanesi de Bingex'te bulunuyor. Bingex'e tekrardan benim bağlantıma kayıt olduğunuzda 1000 dolarlık bir airdroptan faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bingex KYC yani kimlik doğrulaması olmadığı için de gerçekten kullanılması rahat bir borsa. E, aşağıda ikisinin de bağlantısını bıraktım. İki airdroptan da faydalanmayı unutmayın derim sizlere. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.